أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحب بهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم
راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. Cenab-ı Hak imanımızı kamil, amellerimizi salih eylesin inşallah. Cenab-ı Hak kalbimize merhameti, şefkati, sevgiyi nakşeylesin. Kalbi katılaşmış, taşlaşmış olanlardan muhafaza eylesin inşallah. Cenab-ı Hak yalnız kendisini seven, bütün sevdiklerini Allah için seven, sevginin merkezinde Allah sevgisi olan kullarından eylesin inşallah. Allah'ın sevdiklerini seven, Allah'ın sevdiği amelleri seven kullarından eylesin inşallah değerli kardeşlerim. İnsanın en önemli maddi ve manevi anlamda uzvu kalbidir. Kalp duygunun, sevginin, insani değerlerin merkezidir. Bütün güzelliklerin, bütün iyiliklerin, hayrın lokomotif esası da sevgi. Onun için varlık sevgi üzerine yaratılmıştır. Bütün varlıkta, hasreten insanda sevgi başat bir değerdir. O nedenle Allah Teala kalbimize dikkat çeker. İnsanın varlığında bir kalbin olduğuna vurgu yapar. İmanın merkezinin kalp olduğunu bize bildirir. Onun için imanımız kalb ile tasdik, dil ile ikrardır. Ailenin kurulmasında esas merkez sevgidir. Cenab-ı Hak bize sizin nefsinizden sükun bulasınız, huzur bulasınız diye eşler var ettik. Ve aranızda sevgiyi ve merhameti koyduk diyor.
Demek ki ailenin kuruluşunun mayası sevgi. Kadın erkek arasındaki sevgi. Karı koca arasındaki sevgi daha doğrusuyla. Evlatlarımız olan sevgimiz, dünya malına olan karşı sevgimiz. Bunlar hep değerlidir. Sevmesek sahiplenmeyiz. Ölçüyü kaçırmak sıkıntıdır. İnsan binitini sever. Yani insan atına biniyorsa atına karşı bir muhabbeti vardır. Hatta mesela şimdi arabalarda bile bazı gençlerde bazı arabalar için bir tutkunluk var. Bunlar yadırganacak, kınanacak şeyler değillerdir. Bunlar insana ait değerlerdir. Ama her şeyin ölçüsü var. Yani insan karnını doyuracak diye, affedersiniz, patlayacak kadar yemesi anlamına gelmez. Yerse başka başına bela gelir, başka sıkıntılar meydana gelir. Her nimetin kıvamında bırakılması gerekir. Bal çok değerlidir ama fazla bal yersen, ilerse anzer bazı yersen zehirlenirsin. Veya başka problem meydana gelir. Kulakların kızarmaya başlar. Onun için sevginin de ölçüsü var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bu ölçüyü çok güzel koymuş. Ahbib habibeke hevnemme asa en yekuneke bağıdhan yevmemme. Sevdiğini ölçülü sev. Sevdiğini ölçülü sev. Bir gün kızdığın kişi olabilir. Buğz ettiğin kişiye ölçülü buğz et, bir gün sevdiğin kişi olabilir. Bu hadis-i şerif gerçekten mutedil olmanın, ölçülü olmanın çok önemli olduğunu her işte, yani sevgi ve kızgınlık, sevginin zıddı gadap, nefret. Nefret edeceğimiz şeyler de var. Nefret de bir nimettir. Nefret edeceğimiz şeylerden nefret etmek de nimettir. Nefret edeceğimiz, gadap edeceğimiz şeyleri sevmek aslında en büyük zulümdür. Onun için zalimi sevemezsin. Zalimi sevemezsin. Zalim sevilecek bir yapısı yoktur. Allah sevmez ki kulları sevsin. Zalim en başta Allah'a ortak koşan adamdır. Allah'ı tanımayan, Allah'a ortak koşan, ona kul olmayan, insanlara zulmeden, insan elindekine göz diken, hakkına hukukuna riayet etmeyen. Evet, onun için zalimin ameli ve zalim asla sevilemez. O nedenle, değerli kardeşlerim, bizim sevgimizin, müminlerin sevgisinin temelinde Allah sevgisi vardır. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Yani çıkarcılıktan, menfaatten uzak, sevdiğimizi Allah'ın rızası için severiz. Allah sevdiği için severiz. Sevmediğimizi de Allah sevmeyin dediği için sevmeyiz. Bu genel bir çerçevedir. İmanın da esası ve zirvesidir. İmanın zirvesi budur değerli kardeşlerim. Bak, en faziletli ibadet, imanın en güzel göstergesi, en güzel nişanesi, hayata Allah sevgisiyle bakmaktır. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bizleri, müminleri tarif ederken, insanların sahte ilahlara, putlara, şahıslara nasıl taptığını anlatıyor. Biz put deyince illa bir yerde çakıl olan taş, toprak, ağaç değil. İnsanların Allah gibi sevdiği her şey puttur. Allah'tan daha çok değer verdikleri, önem verdikleri, üstün tuttukları şey puttur. Put neymiş? Putperestlik. Allah'tan daha çok değer verilen şeylerdir. Allah'ın hükmünden, Allah'ın emrinden, Allah'ın rızasından daha çok onların emri, hükmü, rızası baş tacı edilmesidir. Onun için وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا. İnsanlardan bazıları bir takım Allah'a denk
ilahlar edindiler. Put diyoruz da anlaşılsın diye aslında Kur'an'ın ifadesi endat, nit, endat, Allah'a eş değer haşa varlıklar edinmek. Allah'ın kudretini, gücünü, kuvvetini, azametini, ululuğunu, yüceliğini ona atfetmek. اَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّقِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا Onun emri, onun hükmü, onun dediği benim için daha geçerlidir. Allah aklına gelmez, fikrine gelmez. İşte putçuluk bu değerli kardeşlerim. Şirk bu. Allah'a ortak koşmak bu. Şirk Allah'a ortak koşmak demektir. Allah'a ortak koşmak demek, yerleri ve gökleri Allah'tan başkası yaratmadı. Bunu herkes biliyor. Bunu ateist de söylüyor. Ama Allah'ın bizim hayatımızla ilgili emir ve hükümlerine gelince başkalarını tercih etmek. İşte bu insanların Allah'a denk tuttukları varlıklardır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّقِذُ مِنْ دُونِ الْاَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ Bak ayet bizzat bunu söylüyor. Allah gibi severler diyor. Onlar o edindikleri putları, o güçleri, o şahısları, o varlıkları, o ideolojileri öyle bağladılar ki onlara Allah gibi severler. Sevmese bir insan sevmediğini peşine gitmez, sevmediğine takılmaz, sevdiğine sevmediğine sahiplenmez. Değil mi? Hayatın merkezi sevgidir. Yani Mekkeli veya bugünkü işte dünyanın değişik yerlerinde insanların yaşayıp da batıl dinlerin ve ilahların peşinde koşanlar nefret ederek mi gidiyorlar? Sevgileri var. İnternete sevgi diye yazın, şey çıkıyor. Hazreti İsa, Hristiyanlık propagandaları çıkıyor. Niye? O kelime üzerinden insanları kandırıyorlar. Sevgi. Filistin'i taşla başını kıracaksın. Afrikalıyı aç bırakacaksın. Suriyeli paramparça edeceksin. Irak'taki kurulu düzeni yıkıp insanları birbirine düşüreceksin. Türkiye'yi yıkmak için terörü besleyeceksin. Sonra sevgi diyeceksin. Ne güzel değil mi? Ya sevgi. Böyle güzel kelimelerle yaklaşıyorlar. Sonra milleti ifal ediyorlar. Ve en büyük ihaneti yapıyorlar. Dünyanın her tarafında kan ve gözyaşı kendi dinlerinden, kendi anlayışlarında olsa menfaatlerine uymadığını yok ederler. Ta düne kadar Venezuela için neler yapıyorlar değil mi? Onun için sevgi, çıkarın, menfaatin olduğu yerde sevgiden bahsedilmez. Sevgi orada kullanılan bir maşadır. O nedenle müminin sevgisi çıkarı, menfaati dünyalı için olamaz. Olursa o reddedilmiştir. O hiçbir şekilde diğer yoktur. Biz çocuğumuzu da Allah için severiz, eşimizi de Allah için severiz. Komşumuzu da Allah için severiz, arkadaşımızı da Allah için severiz. Eğer çıkarımız varsa o sevgi Allah sevgisi, doğru sevgi değildir. Şimdi bir zamanlar 90'larda falan çoktu. Bu batıdan NLP denilen bir şey vardı. Hala var da o zaman o kadar şimdi furyası yok. Böyle kişisel gelişim kitapları vardı. Çok tercüme edildi. Bizimkiler de böyle balıklama atladı bunları. Adamı geliştiriyormuş. Kişisel gelişim. İşte özgüven kazandırma, işte heyecanı yenme, buna benzer şeyler. Bunlardan birisi de dost kazanma kitaplarıydı. Yine vardır. Gençler bilirler. Dost kazanma kitapları. Bunlar aslında ne demek dost kazanma? Çıkarıma nasıl insanları devşiririm? Çıkarıma, menfaatime insanları devşiririm. Mesela bazen diyorlar, hocam falan kişiyle de irtibat kursan iyi olur. İşen yarar diyor mesela. Çıkar ve menfaat. Onun için bizim dostluğumuz Allah içindir. Bizim her şeyimiz Allah içindir. El-hubbu fillah, el-buğzu fillah. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Müslümanın parolasıdır bu. Müslümanın hayat şiarıdır. Müslümanın hayata bakış tarzıdır.
bütün varlıkla ilişkisinin merkezidir. Bir Müslüman bir yere, bir köye bir arkadaşını ziyaret etmek için gider. Allah için sevdiği bir kişiyi ziyaret etmek için gider. Allah için sevdiği bir arkadaşın, dostunu ziyarete gider. Allah Teala onun için bir melek gönderir. Onu yolda karşılar ve ona sorar. Sen o arkadaşını ziyaret için giderken orada nemalandığın, faydalanacağın bir çıkarın, bir menfaatin mi var? Yoksa yalnızca onu Allah rızası için mi ziyaret ediyorsun? O da dünyalık hiçbir çıkarım ve menfaatim yok. Yalnız Allah rızası için onu ziyarete gidiyorum. İşte sen ona olan sevginden dolayı, Allah için sevginden dolayı Allah Teala'nın görevi verdiği görevle ben sana Allah'ın sevgisini bildirmek için varım diyor. Bakın. Böyle bir insan sömürebilir mi? Değerli kardeşlerim, çevrenin sevgisi, hayvanın sevgisi, varlığın sevgisi imanımızın gereğidir. Allah için sevmek demek bu. Bir ağaç dikiyorsunuz, diktiğiniz ağacın meyvesinden siz de istifade ediyorsunuz, kurt kuş da istifade ediyor, öyle diyelim. Değil mi? O senin için sadakadır diyor Peygamberimiz. Yani şu diktiğimiz ağaçlar bile sadakamız, bu kadar önemli. Ya. O nedenle el-hubbu fillah, el-buğzu fillah. En büyük kazancımız bu. Allah için sevmek. Hayatınızı buna göre kurgulayın. Buna göre ayarlayın. Niçin seviyorsunuz, niçin sevmiyorsunuz? Müslüman Müslümanları sever. Müslümana karşı kin besleyenin imanında problem vardır. Hatta haram yiyen bir Müslümana bile karşı, kötülük yapan bir Müslümana karşı bile kinimiz olmaz. Onun ameline kinimizdir. Yanlışına kinimizdir. Onu kurtarmaya, onu yanlışlardan düzeltmeye çalışırız. Değerli kardeşlerim. O nedenle hayatımızın şiarı sevgi. Ama sevgi dediğimiz şeyin hümanizm değil, insan sevgisi. Şimdi insanı sevmeyi diye bir hümanizm, insan sevgisi ortaya çıkardılar. Bak dünya kan ve gözyaşı. Nasıl bir insan sevgisi? Menfaatlerine ve çıkarlarına göre bir sevgi. Sonra da evrim teorisini geliştirdiler kendileri. İnsanı hayvanın varlığı yaptılar. Hayvandan gelmiş diye söylediler. Kutsallaştı, tanrısallaştılar insan. Sonra sömürü aracı haline döndü. Hayvanlaştı ya, oradan sömürmeye başladılar. Bir taraftan tanrı ilan ettiler, bir taraftan... Onun için şimdi ilim, bilim derken insanın aklını ilahlaştırıyor. Bilimin merkezi, kaynağı akıl. Daha düne kadar herkes su içsin diyorlardı. Daha bugün diyorlar ki, böyle 2 litre, 3 litre su içmeye gerek yok. Vücut kendisini ayarlar bunu diyor. Ama daha düne kadar herkes en az 2 litre, 3 litre su içmeleri gerekiyor diyorlardı. Demek ki bilim değişken bir şey. Yarın başka şey söylenir. Sabit bir şey değil. Değil mi? İnsanın aklını ilahlaştırmak değil. Aklın hakikati kavraması için var. Onun için insanı severiz. Biz yaratılanı severiz. Yaratandan ötürü. Yaratılanı severiz. Yaratandan ötürü hakikati işte bize bu Yunus'un diliyle en güzel şekilde ifade ediyor. Yunus'ça söylenmiş bir söz bu. Mümin, demin okuduğum ayet-i kerimede, insanlar başka ilahları severler. Putlarını, ilahlarını, büyüttüklerini, yıkılmaz, yenilmez gördüklerini, kahraman gördüklerini severler. Ama mümin, Allah'ı her şeyden çok sever. Allah sevgisi en güçlü ve en kuvvetlidir. وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّا لِلّٰهِ Müminlerin Allah için sevmesi her şeyin üstündedir. Onun için yer yer söylüyorum bakın. Allah gibi severseniz, kurtarıcı görürseniz,
O olmasa dünya ve ahirette işiniz yaş derseniz kim olursa olsun şirke girersiniz. Ama bir Müslümanı, bir şahsiyeti, bir alimi, bir kulu Allah'a has kul olduğu için Allah için severseniz ona sevginizle imanınız artar ve Allah için de mükafat alırsınız. Bak Allah gibi sevmek Allah'a ortak koşmaktır. Bir kişiyi, bir şahsiyeti Allah için sevmek ibadettir. Çok dikkat edeceksiniz. Bak Hristiyanlar sevdiler. Güya sevdiler, güya sevdiler. Nasıl sevdiler? Öyle sevdiler ki Allah'ın oğlu dediler haşa. Hristiyanlar sevdiler. Üzeyr Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu dediler. Allah üçten üçün üçüncüsüdür diyenler kesinlikle kafir olmuştu diyor Allah Teala. Allah doğmamış ve doğrulmamıştır. Çocuktan münezzehtir de hakikati karşısında haşa Allah'a melekleri ve Hazreti İsa'yı çocuk diye isnat ettiler. Bakın görüyor musunuz? Değerli kardeşlerim, ben size orijinal olduğu gibi anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu sözlerimden birileri ders şey çıkarmasın, taş çıkarmasın. Şimdi bazen konuşuyorum, müftü efendi falana karşı falan. Kimseye karşılığım yok benim. Ben herkesi Allah için seviyorum. Benim düşman olduğum, karşı olduğum batıldır ve batıl anlayışlardır. Başka şey değildir. Şahıslarla, kişilerle hiç alakam yok, ilgim yok. Ben size imanın esasını size anlatıyorum. İşte bakın bir hadis-i şerifi okuyayım. Mevzu daha anlaşılsın. Selâsun men künne fî vecede halâvetel iman. Şu üç şey kimde bulunursa imanın tadını alır, lezzetini alır, halâvetini alır. İmanın manasını erer. Bütün derinliğini kaplar. Üç şey kimde bulunursa o kişi imanın bütün boyutlarıyla, hayatı kuşatan bütün değerleriyle kuşanmış demektir. Onun lezzetini en güzel şekilde almış demektir. Nedir? Birincisi. En yekûnallâhu ve rasûlü ehabbü ileyhim mimmâ sivâhumâ. Birincisi, Allah ve Resulü sevgisi, bütün sevgilerin önünde olmasıdır. Her şeyden çok onları sevmesidir. Değerli kardeşlerim, şimdi peygamberimizi sevmek imanın esasıdır. Bak, peygamberimizi sevmek, çünkü Allah Teala diyor ki Allah'ı seviyorsanız peygambere uyun. Allah emrediyor sevmemizi. Allah emrettiği için peygamberimizi seviyoruz. Allah'ı tanımak ve ona kul olmak için peygamberi tanımak ve onu anlamaktan geçer. Onu sevmekten geçer. Onun için peygamber ennebiyyü evlâ bil mü'mine min enfüsihim ve ezvacihim. Peygamber müminlere kendi nefislerinden ve eşlerinden daha kıymetlidir. Kendinizden, ananızdan, babanızdan, nefsinizden, çocuklarınızdan daha çok sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız diyor. Mümin olamazsınız. Bakın. Peygamberi sevmek, onun gibi olmaya çalışmak demektir. Ona benzemek demektir. Onun sünnetini, onun hayatını hayata taşımak demektir. Hangi hayatı? İktisadi hayatını, hukuki hayatını, ahlaki hayatını, bütün hayatını taşımak demektir. Yoksa yalnızca bak namazın sünnetlerini kılmak değil. Onun ahlakı demek, hayat demektir. Peygamber'e tabi olmak demek, onun helal dediğine helal demek, haram dediğine haram demektir. Ezbere konuşmaya gerek yok değerli kardeşlerim. Onun için birinci sevgi, Allah ve Resulünün sevgisi her şeyin üstüne olacak. İkincisi, sevdiğini Allah için sevecek. Beni seviyor musunuz? Allah için seveceksiniz. Sizi seviyor mu? Allah için seveceğiz. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Çıkarımız, menfaatimiz, dünyalarımız için değil. Bakın iman bu işte. İmanın tadına varır. Neydi? Birincisi Allah ve Resulünün sevgisi her şeyin üstünde. İkincisi sevdiği kişiyi Allah için sevecek. Ya Allah için bir adam eşini sevse ona ihanet edebilir mi? Allah için eşini sevse onu darp edebilir mi? Ona eziyet edebilir mi?
Kadına şiddeti koruyacaklar. Koruyamazsınız bu mantıkla. Allah için sevgiyi koyunun kalplere. Bak, el kalkmaz hanıma o zaman. Allah'ın emaneti diyoruz. O ben emanet değilim diyor. Emaneti bilmiyor ki. Halbuki kendi vücudu da kendine emanet. Onu küçümsüyor kendince, aklınca, feminist kafasıyla. Kadın Allah'ın emanetidir. Emanet imanın ifadesidir. Emanete ihanet eden münafıktır. Ebedi cehennemin de en alt tabakasındadır. Ya nasıl bir hayat var bahşediyor bize. Onun için Allah için, eşini Allah için seven, çocuğunu Allah için seven, çocuğunu eziyet edebilir mi? Komşusunu Allah için seven, komşusunu eziyet edecek şeyler yapar mı? Yapmaz. Onun için birbirinizi iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Bak hadis-i şerife bakın. Birbirinizi estağfurullah, baştan başlayalım. İman etmedikçe cennete mümin olamazsınız. İman etmedikçe mümin olamazsınız. Birbirinize sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız diyor. Bak. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek iman etmiş olamazsınız. İmanın anahtarı nedir? Cennetin anahtarı iman. İmanın göstergesi nedir? Birbirinizi sevmek. Birbirinizi sevmek diyor. Onun için sevginizin parolası olan selamı yayınız diyor Peygamberimiz. Selam bir sevgi ifadesidir değerli kardeşlerim. Selamun aleyküm demek sevgi ifadesidir. Birbirinizi sevmenin parolasıdır. Duasıdır bu. İnsanlar farklı şekillerde selamlaşabilirler. Ama selamın yerini hiçbir şey alamaz. Çünkü o bir duadır aynı zamanda. O bir duadır. Evet. Onun için imanımızın kemali, olgunluğu, göstergesi Allah için sevmek. Sevgi merkezli bir hayat. Bakıyorsun adam affedersin köpeğini arabanın peşine bağlamış. Ya halkın kalbinde şu kadar sevgi olsa bunu yapabilir mi? Değerli kardeşlerim, bugün gelinen noktada işte pandemi ve buna benzer çıkaran dünya oyunlar içerisindeki bu küresel kıtlık veyahut da bu pahalılık şu ve bu bütün bunlar insanları tamamen robotlaştırmanın, paradan maddeden başka bir şey düşünmemenin ve böylece paraya maddeye köle kılmanın oyunlarıdır bunlar. Zenginlik dediğimiz şey artık kanaat zenginliği, gönül zenginliği kayboldu. O gönül zenginliğin temelinde sevgi vardır. Kanaati deyince, şükür deyince adam kanaati, şükürü hafife alıyor. Ama dünyayı kazanıyor yine doymuyor. Gözü yine aç gidiyor. Halbuki müminin gözü her zaman toktur. Şükretmesini bilir, kanaat etmesini bilir. O nedenle çalmaz, çırpmaz, harama el uzatmaz. Evet, değerli kardeşlerim. Demek ki birincisi Allah ve Resulünün sevgisi her sevginin üstünde olacak. Daha doğrusu bütün sevgilerin kaynağı olacak. İkincisi Allah için seveceğiz. Üçüncüsü, küfre düşmeyi ateşe düşmekten daha şiddetli görmek. İmandan sonra yani imanını kaybetmeyi, tehlikesini ateşe düşmekten daha şiddetli, daha azap görmek. Ateşe düşmek kolay bir şey mi? Parmağınızı bir mum ateşine tutun bakayım. İşte ama iman öyle bir şey ki ateşe düşmeyi tercih ederim, imanıma halel gelmesini, imanıma bozukluk getirmeyi asla istemem. Bu demektir bu. İşte bu üç esası kuşanan mümin imanı anlamış, imanın manasını kavramış, imanın tadını almış ve alacak demektir değerli kardeşlerim. Onun için kavramlar önemlidir. Elbette kötülüğü yayanlar, bakın hele her gün televizyonlarda bir furya çıkıyor haberler değil mi? Falan paravan şirketlerle milleti soydular değil mi? Nasıl soyuyorlar? Oo, öyle güzel cümlelerle soyuyorlar ki bak sana bir koydun ya iki vereceğiz. %200, %300 kar vereceğiz. Adam demiyor ki ya böyle bir ticaret nerede var?
Böyle bir ticaret olur mu? Düşünmüyor. O güzel reklama, o güzel dile aldanıyor. Götürüyor bütün kazanlarını veriyor, sonra avucunu yalıyor. Alıp götürüyorlar. Hep süslü laflarla kandırırlar değerli kardeşlerim. Hakikati anlatmak, hakikat çıplaktır. İnsanlar hakikati zor anlarlar. Ama etrafı süslü puslu yalanları daha çok aldanırlar insanlar. Şimdi zaman zaman söylüyorum. Şimdi bazen bir şeyler de duyuyorum işte. Hocam çok canları sıkılıyor veya üzülüyor, bazen yanlış düşünüyorlar gibi. Kardeşim, cennete girmenin yolu birinin eteğine tutunmak değildir. Öldükten sonra devir yapmak değildir. Alt üst yapmak değildir. Cennete girmenin yolu dünyada imanla ve İslam'la yaşamaktır. Başka yolu yok. Onlar hep aldatmacadır. Yok şu kadar para verirsen altta rahat yatar. Yok öyle bir şey. O bir Hristiyanlık kültürünün yansımasıdır. Papazlardan ne farkı var karanlık odada insanları affetmesi? Papaz kim oluyor affediyor insanları? He? Şu kadar para versen affedeyim. Sanki kendini affetmiş değil mi? Kendini kurtarmış. Bizde kurtarıcı yok. Kurtarıcı imanımızdır, dinimizdir, kulluğumuzdur, ibadetimiz ve Rabbimizdir. Bunu böyle bileceksiniz. Yoksa aldanırsınız. Aldatılırsınız. Nasıl o paralarını o paravan şirketlere kaptırıp da aldananlar var ya, siz de ahirette aldanırsınız. Aldanmayın. Sevginizi, imanınızı merkezde. Her şeyi Allah için sevmeyi, Allah için buğz etmeyi bilirseniz hayat size çok şey, güzel şeyler üretir. Ama sevginizi Allah için değil de dünyalık için düşünürseniz o zaman gelen vurur, giden vurur değerli kardeşlerim. Evet, Rabbim rızasını nailesin inşallah. Rabbim ne aldatsın, aldananlardan olalım, ne aldatılanlardan olalım. Ne zulmedenlerden olalım, ne zulme uğrayanlardan olalım. Ne insanlara kaba davranalım, ne de kaba davranalım. Her zaman sevgi ve şefkatin hayat merkezine konulduğu bir hayat yaşama Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin inşallah. Evet, demin ifade ettim. Bugün dünyanın paravan ortaya koyduğu, ülkemizi çökertmek için çok büyük oyunların oynadığı bir dünyada yaşıyoruz. Bunların adına birisi de işte PKK, ÇKK şu falan filan. Elhamdülillah şu anda dua edelim. Yalnız bir şu veya bununla değil, örgütle değil, dünyayla kafa tutan ve dünyanın emperyalist oyunlarına karşı savaşan ordumuz var. Dua edelim inşallah. Onun için birinci görevimiz bu. Duamızla destek vermektir. Madde ve manamızla. İkincimiz de İslam'ın en büyük merkezleri olan camilerin yapımlarında da değerli kardeşlerim katkılarınızı her zaman bekliyoruz. Antalya'nın bütün il çerçevesinde, il içerisinde yapılan yardımlar var. Şu anda Muratpaşa'da 30 sınıflık bir 4-6 yaş Kur'an kursu inşa ediyor. 30 sınıflı 4-6 yaş. O körpe dimağlarımızın eğitimi için bir eğitim kurumu yapılıyor. Onun için sizin de katkılarınızı istiyorlar. Allah hepinizden razı olsun. Yardımlarınızı kabul etsin. Lillahi'l-Fatiha.